Muş'ta yaşayan Aydın Edem 2 ay önce 9 çocuğuyla birlikte maddi imkansızlıklardan dolayı Malatya'ya yerleşti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel mahallesine yerleşen aile, derme çatma da olsa kiralık bir daire buldu ve burada yaşamaya başladı. Baba Edem işe girdi fakat sağlık sorunları dolayısıyla çalışamadı. Hal böyle olunca da ne kirasını ödeyebildi ne de faturalarını. Aile komşuların desteğiyle hayatlarını idame ettiriyor. Ben Muşluyum, Muş'ta oturuyoruz ama buraya yerleştik. Ne zaman yerleştiniz tam olarak? Bu 2 aya yakın oluyor abla burada. Peki niye Malatya'yı tercih ettiniz, niye buraya geldiniz? Çünkü bizim memlekette iş yoktu abla. Biz iş amacıyla buraya geldik. Artık buraya geldik de yani iş de bulamadı. Şu anda işte perişan haldeyiz biraz. Kaç çocuğunuz var? 9 tane var abla. Kira mı burası? Kiradır. 550 ben kirasını veririm. Yani şu gördüğün gibi evde hep rütbelidir. Yani içinde oturulmaz hale geliyoruz. İstiyorum. Bak şurada benim şeylerim var abla. Burada benim baş dönmem oluyor. Gerçekten şu hapları kullanıyorum abi. Şu hapları. Bir de şular benim işte rotgerlerimdir, şeylerimdir. Bir de bir gün işe gidiyorum, ikinci gün adam beni dışarı atıyor. Çünkü adam da haklıdır. Baş dönmem oluyor. Allah korusun bir yere düşersem kimse beni kabul etmiyor abi. Biliyorum da ama baş dönmem beni çok rahatsız ediyor. Hani gerçekten bunlar beni çok rahatsız ediyorlar. Bak şurada da var. Bileceğiniz bir iş olursa çalışır mısınız? Tabii ki çalışırım. Ama şöyle bir şeydir, baş dönmem olmazsa ben de istiyorum bu çoluk çocuğuma, ben de destek olmak istiyorum. Çocukların evet. Hepsi de küçük çalışan çocuğunuz yok mu? Var, benim bir büyük oğlum var, o da inşaatta çalışıyor. O da 2 araba değiştiriyor, günlük 60 milyondur. Yani çok zordur abla. Yani, sadece o çocuğunuz çalışıyor ve onunla evet, idare ediyorsunuz. Evet, aynen öyle abla. Şimdi o çocuk tek çalışıyor, biz onunla idare ediyoruz. Bir kira parasıdır. Allah yardım etsin abla. Peki masa başı bir iş olursa size uygun çalışır mısınız? Tabii ki çalışırız abla. Neden? Çalışmak ayıp değil ki. Zaten çalışmak için buraya gelmişiz. Bu soğuk kış günlerinde yakacak odun ve kömür dahi bulamayan aile, gözyaşları içerisinde yardımseverlerden yardım bekliyor. Devletimiz olursa, kim olursa bir yardım eli uzatmasını istiyoruz. Gerçekten çok mağduruz. Çocuklar hep üşüyor, titriyor şu anda. Yani gerçekten. Durumumuz yok, eşim çalışmıyor. Bu kızımın gözü görmüyor. Ben de diyabetim, bu kızım bana iş yapıyor. Durumumuz ortadadır. Yetkilerden bir el uzatmasını istiyoruz. Vallahi zor zor. Soba yoktur, tüpüm yoktur. Sobada yemek yapıyorum. Durumumuz yok. Yatakları bile komşular verdi. Bu kızımın gözü de bir tane görmüyor. İşte durumumuz yoktur ya. Böyle her gün çekiyoruz. Kaç kez böyle çektik. Bu kızım da üşüdü, hastalandı. 2 aydır. 2 aydır buraya geldik. Sobamızda bile odun bile yoktu yakık. İşte eşyamız yoktur. Gitti gözlük verdiler, alamadık. Alandı ev sahibi, bu sobayı getirdi, kurduk. Odun da yoktu. Komşular biraz odun verdi. Biraz yemek memek getirdiler, bir paket getirdiler, onunla idare ediyoruz. Yetkililere yardım istiyoruz, bir el uzatsınlar bize. Devletimizden yardım istiyorum, bu çocuklarımızın hali ne olacak?